Sanırım hepiniz yerleştiniz. Clicker sorusu için son 10 saniye. Bu problem setinizdeki sorulardan biri. Bir atomda 2p orbitalinde kaç tane elektron bulunur? Ne yaptığınıza bir bakalım. Doğru cevap 6 elektron olacaktı. Çoğunuz doğru yapmış. Başarı oranı %75. Ama bazılarınız yanlış cevap vermiş. Hatanın nereden kaynaklandığına bir bakalım. Daha da önemlisi, doğru cevabı nasıl bulacağımızı bir görelim. Elimizde 2p orbitali var. N değeri 2 ve p değeri 1 ise bu alt kabukta kaç tane elektron vardır? 3 tane. 2px, 2py, 2pz orbitalleri vardır. 2, 2, 2, toplam 6 elektron bulunur. Benzer bir soru olursa, başarı oranı %100 olur sanırım. Benzer sorular problem setinizde mevcut. Bu soru ile ilgili olarak anlaşılmayan bir durum varsa uygulama saatine getirebilirsiniz. Şunu bilmelisiniz, her elektronun 4 farklı kuantum sayısı olmalıdır. Eğer 3 orbital varsa bu orbitallere en fazla 6 elektron koyabiliriz. Bugünkü derste tamamen çok elektronlu atomlar üzerine duracağız. Bunlar hakkında konuşmaya çarşamba günü başlamıştık. Çok elektronlu atomların dalga fonksiyonlarını incelemiştik. Laser pointer çalışmıyor gibi görünüyor. Sonra bağlanma enerjisini konuştuk. Özellikle hidrojen atomunda gördüğümüz bağlanma enerjisiyle çok elektronlu atomlardaki bağlanma enerjisinin farkını tartıştık. Bazı farklar vardı. Bunları ayrıntılı konuştuk. Çünkü bir atomda birden çok elektron varsa bazı farklar meydana gelir. Elektron dizilişinin yazılması ve elektron dizilişi hakkında epey tecrübe edinmişsinizdir. Bunları gözden geçireceğiz ve bu konudaki istisnaları konuşacağız. Elektron dizilişini artı yüklü iyonlarda nasıl uygulayacağımızı konuşacağız. Bu biraz farklı olacak. Zamanımız kalırsa fotoelektron spektroskopisine değineceğiz. Aksi takdirde çarşamba günü başlarız. Çarşamba günü özellikle hidrojen atomunun Schrödinger eşitliğini tartıştık. Bu eşitlik hidrojen atomunun yapısını ve hidrojen atomunun çeşitli orbitallerinin enerjileri hakkında doğru öngörülerde bulunur. Ve hesaplama sonuçları gözlemlerle uyum içindedir. Mesela hidrojen atomunun emisyon spektrumu ile uyumludur. Hidrojen atomuna benzer şekilde Schrödinger eşitliğini kullanarak diğer atomlar için de öngörüde bulunmak mümkündür. Tek problem şudur. Çizelgedeki daha büyük atomlara doğru giderken her defasında bir elektron ilave ettiğimiz için Schrödinger eşitliği gittikçe karmaşıklaşmaya başlar. Burada hidrojen atomunun Schrödinger eşitliğinin en basit şeklini görüyorsunuz. Daha önce söylediğim gibi bunlarda bir seri ikinci türevi vardır. Böylece çözmemiz gereken epeyce diferansiyel eşitliğimiz olacaktır. Hidrojenden helyuma doğru gittiğimizde ne olacağını bir düşünecek olursak, Schrödinger eşitliğinde bir elektron için 3 değişken koyarken, helyum atomunda 2 elektron için 6 değişken koymamız gerekir. Çizelgede bir atom daha ileri gidelim. Lityum atomu için değişken sayısı 6'dan 9'a çıkacaktır. Gördüğünüz gibi eşitlik oldukça karmaşık olmaya başladı. Elektron sayısı arttıkça Schrödinger eşitliğini tam olarak çözmek matematiksel olarak imkansız hale geldi. Bu durumda ne yapacağız? İhtiyacımız olan şey geri dönüp bir yaklaşım uygulamak. Bu uygulama bize düşünme fırsatı verir. Çünkü burada konuştuğumuz bir elektronlu hidrojen atomu değil, çok elektronlu atomlardır. Kullanacağımız yaklaşıma tek elektron orbital yaklaşımı adı verilir. Bu yaklaşımı uyguladığımızda elde ettiğimiz orbitallere Hartree orbitalleri denir.
Bunun ne anlama geldiğini görelim. Mesela helyum atomunda toplam 6 değişken vardır. Bunları her bir elektron için ayrı ayrı dalga fonksiyonlarına ayırabiliriz. Bu yaklaşımda bir atomun toplam dalga fonksiyonu her bir elektronun dalga fonksiyonlarının çarpımına eşittir. Örneğin helyum atomunda bunu iki dalga fonksiyonuna ayırabiliriz. 1s orbitalindeki bir elektronun dalga fonksiyonu çarpı 1s orbitalindeki ikinci elektronun dalga fonksiyonu. Özetle helyum atomunda pisi 1 çarpı pisi 2'dir. Bunları hal fonksiyonlarına göre nasıl yazacağımızı biliyoruz. Çünkü temel halden bahsediyoruz. Uyarılmış hal olduğu belirtilmedikçe daima temel hal demektir. Spin kuantum sayılarına gelince, birinci elektron için +1/2, ikinci elektron için -1/2 alırız. Bu seçim tamamen keyfidir. Tam tersini de alabilirdik. Bir elektronu tanımlamak için 4 kuantum sayısı gerektiğinden her biri için manyetik kuantum sayısını da ilave ettik. Çünkü sadece 3 kuantum sayısının yeterli olmadığını biliyoruz. Bir elektronu tam olarak tanımlamak için 4. kuantum sayısına ihtiyaç vardır. Bunu kimya terminolojisine göre şöyle ifade edebiliriz. Birinci elektron için 1s parantez içinde 1 çarpı ikinci elektron için 1s parantez içinde 2. Parantez içindeki değerler elektronları temsil eder. Lityum için konuşacak olursak aynı şeyleri yaparız. Bunu iki dalga fonksiyonuna ayırmak yerine 3 dalga fonksiyonuna ayırırız. Çünkü 3 elektron vardır. 1s parantez içinde 1 çarpı 1s parantez içinde 2 çarpı üçüncüsü ne olacak? Evet, 2s parantez içinde 1 olması gerekir. Benzer şekilde bütün atomlara uygulayabiliriz. Bunu daha basit bir şekilde yazabiliriz. Buna elektron dizilişi veya elektron konfigürasyonu adı verilir. Elektron dizilişi, elektronların dalga fonksiyonlarının kısa bir gösterimidir. Örneğin, hidrojen atomu için 1s1, helyum için 1s2, 1s'leri ayrı ayrı değil birleştirerek yazarız. Lityum için 1s2, 2s1. Atomların elektron dizilişinin yazılışı hakkında epeyce tecrübeli olduğunuzu düşünüyorum. Özellikle de küçük atomların elektron dizilişini kolayca yazabilirsiniz. Aslında bunun ne anlama geldiğini düşünmemiz gerekir. Lisede size lityum atomunun elektron dizilişini yazınız diye sorulmuştur. Şimdi bu soruyu çok daha karmaşık bir şekilde sorabiliriz. Lityum atomunu Schrödinger eşitliğiyle çözmek için kullanacağımız tek elektron yaklaşımının kısa gösterimi nedir diye sorabiliriz. Aslında ikisi de aynı şeydir. Lityum atomunun elektron dizilişi, lityum atomunun Schrödinger eşitliği için tek elektron yaklaşımına göre kısa gösterimidir. Aslında iki sorunun da cevabı aynı. Ama şimdi nereden geldiğini ve niçin yazdığımızı biliyorsunuz. Şimdi tek elektron yaklaşımını berilyum için yazalım. Sanki karmaşık bir soruymuş gibi görünüyor. Aslında öyle olmadığını biliyoruz. Kısaca 1s2, 2s2. Böylece periyodik çizelgeye devam edebilirsiniz. Mesela bor için 1s2, 2s2 ve 2p1. 2s dolduğu için 2p1 ile devam ederiz. Elektron dizilişine biraz giriş yapmış olduk. Daha sonra biraz daha karmaşık ve hileli olan bazı noktalara değineceğiz. Elektron dizilişini konuşurken bunun gerçekten ne anlama geldiğini öğrenmiş olduk. Çok elektronlu atomlarda tek elektron yaklaşımına göre veya Hartree orbitallerini kullanarak her bir atomun dalga fonksiyonunu nasıl düşüneceğimizi biliyoruz. Şimdi üzerinde epeyce durduğumuz hidrojen atomu orbitalleri ile çok elektronlu atomlardaki tek elektron yaklaşımı arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları mukayese edebiliriz. Örnek olarak argon atomunu alalım. Elektron dizilişini yazalım. Sonra argonun dalga fonksiyonu ile hidrojenin dalga fonksiyonu arasındaki benzerliklerin neler olabileceğini düşünelim. Öncelikle orbitallerin şekilleri benzerdir. Mesela hidrojen atomunda s orbitalini nasıl çizeceğimizi biliyoruz.
O halde argon atomundaki s orbitalinin şeklini de kolayca çizebiliriz. Radyal olasılık dağılımına bakacak olursak, düğüm yapılarının da özdeş olduğunu görürsünüz. Mesela argon atomunun 2s orbitalindeki düğüm sayısı ile hidrojen atomunun 2s orbitalindeki düğüm sayısı aynıdır. Hidrojen atomunun 2s orbitalinde kaç tane düğüm vardır? Tek düğüm vardır. N-1 toplam 2-1 eşit 1 toplam 1 düğüm. S orbitalindeki açısal düğüm sayısı kaçtır? 0. Çünkü L eşit 0'dır. Diğer bir deyişle hepsi radyal düğümdür. Sonuçta hidrojen atomunda 2s orbitali için bir tane radyal düğüm vardır. Bunu argon atomuna uygulayabiliriz. Argon atomunun 2s orbitalinde de bir tane radyal düğüm vardır. Ama bazı farklılıkların olduğunu da unutmayalım. Bugünkü dersimizde daha çok bu konuya odaklanacağız. Bu farklardan biri şudur. Çok elektronlu atomlardaki orbitaller, ona karşılık gelen hidrojen atomundaki orbitallerden daha küçüktür. Argon'un s orbitalinin niçin küçük olduğunu düşünelim. Argon'un bir s orbitaline bakınca ne gördüğümüzü söyleyelim. Argon'un çekirdeğinin çekim gücü neye eşit olabilir? Argon'un çekirdeğindeki yük nedir? Aranızda bilen var mı? Evet, 18'dir. Argon atomunun bir s orbitalindeki elektronları çekirdek artı 18 yüke karşılık gelen kulomb kuvvetiyle çeker. Şimdi perdeleme kavramını göreceğiz. Argon'daki bir s elektronları için perdeleme kavramını düşünecek olursak, bir s elektronları artı 18 yük hissetmezler. Hissedecekleri yük daha azdır. Ama yine de yükü bir olan hidrojen atomundan daha fazladır. Çekirdeğin çekim kuvveti daha büyük olacağından elektronlar çekirdeğe daha çok yaklaşacak ve elektronun bulunma olasılığı daha küçük bir yarıçapta olacaktır. Hidrojen atomu ile mukayese edilirse çok elektronlu orbitallerin boyutu daha küçük olacaktır. Çünkü çok elektronlu atomlarda çekim kuvveti daha fazladır. Çünkü çekim yükü daha fazladır. Bugün inceleyeceğimiz diğer fark şudur. Çok elektronlu atomlarda orbital enerjisi sadece kobuğa yani n değerine değil, aynı zamanda açısal momentum kuantum sayısına yani alt kabuğa L değerine bağlıdır. Bunu resimde göreceğiz. Bunu tekrar tekrar söyleyeceğim çünkü aklınızda kalmasını istiyorum. Şimdi bir de enerjilerine bakalım. Schrödinger eşitliğini çözerek elektronların bağlanma enerjilerini bulacağımızı biliyoruz. Bunlara baktığımızda hidrojen atomu ile çok elektronlu atomlar arasında başka bir fark göreceğiz. Çok elektronlu atomlar gerçekten hidrojen atomundan çok daha düşük enerjilidirler. Şüphesiz enerjileri daha çok negatiftir anlamına gelir. Enerji grafiklerine bakacak olursak buradaki en düşük nokta en düşük bağlanma enerjisine sahip olacaktır veya en negatif değer olacaktır. Enerji diyagramına bir bakalım. Sol tarafta hidrojen atomunun enerji diyagramı, sağ tarafta çok elektronlu atomların enerji diyagramları görülmektedir. Bu örnek bir diyagramdır. Üzerinde sayısal değerler yoktur. Sadece eğilimine bakmanızı istiyorum. Mesela 1s orbitaline bakarsanız çok elektronlu atomlarda hidrojen atomuna göre enerjisinin çok daha düşük olduğunu görürsünüz. Hangi orbitale bakarsak bakalım hep aynı şeyi görüyoruz. Mesela çok elektronlu atomlardaki 2s orbitalinin enerjisi hidrojen atomundaki 2s orbitalinin enerjisinden daha düşüktür. Benzer şekilde 2p orbitalinin enerjisi de çok elektronlu atomlarda daha düşüktür. Burada vurgulamak istediğim bir şey var. 2s ve 2p orbitallerin enerjilerini mukayese edersek, hidrojen atomunda 2s ve 2p orbitallerin enerjisi birbirine eşittir. Bunlar eş enerjili orbitallerdir. Çok elektronlu atomlarda ise 2p orbitalinin enerjisi 2s'ten çok daha yüksektir. 2s orbitallerinin enerjisinin niçin daha düşük olduğunu ileride göreceğiz. Bunu tartışacağız. Ama altını tekrar çizmek istiyorum. Hidrojen atomunda
Orbitallerin enerjileri sadece n kuantum sayısına bağlıdır. Halbuki çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerjileri hem n hem de l kuantum sayısına bağlıdır. N artık tek başına enerjiyi tanımlayan bir faktör değildir. Enerji hem n hem de l değerlerine bağlıdır. Şimdi bunların enerji seviyelerinin eşitliklerini mukayese edelim. Hidrojen atomu eşitliği bütün tek elektronlu atomlar için geçerlidir ve bağlanma enerjilerini verir. Schrödinger eşitliğinin çözümünden elde edilmiştir. Bu formülü daha önce de görmüştük. Enerji eşittir eksi z kare bölü rh bölü n kare. Burada z atom numarasıdır, aynı zamanda çekirdeğin yüküdür. Bunun fiziksel anlamının ne olduğunu bilmek önemlidir. Bağlanma enerjisini verir. Bağlanma enerjisi iyonlaşma enerjisinin eksi işaretlisidir. İyonlaşma enerjisi bir atomdan bir elektronu uzaklaştırmak için vermemiz gereken enerjidir. Şimdi çok elektronlu atomların enerji eşitliğine bakalım. Buradaki en önemli fark Z terimindedir. Çekirdek yükünün karesi yerine etkin çekirdek yükünün karesi gelmiştir. Yani Z yerine bundan sonra etkin çekirdek yükünden bahsedeceğiz. Örneğin çekirdeğin yükü 7 olsa dahi bizim ilgilendiğimiz elektronun hissettiği yük 5 gibi olabilir. Bu durumda elektron için çekirdeğin etkin çekirdek yükü 5'tir deriz. Bunu daha çok konuşacağız. Bu tamamen sezgisel bir şey değildir. Niçin böyle olduğunu biraz sonra göreceğiz. Buradaki ana fikir şudur. Etkin çekirdek yükü ile Z aynı şey değildir. Nicelikleri tamamen farklıdır. Niçin farklı olduklarını göstermek istiyorum. Perdeleme adı verilen kavram nedeniyle etkin çekirdek yükü çekirdek üzerindeki toplam yükten farklıdır. Perdeleme bir atomda birden fazla elektron olduğu zaman meydana gelir. Bunun nedeni çekirdek üzerindeki pozitif yükün kısmen etkisiz hale gelmesidir veya çekim kuvvetinin elektronlar arasındaki itme kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilmesidir. Çekirdek üzerinde bir miktar yük varsa, aynı zamanda elektronlar arasında itme kuvvetleri bulunuyorsa, net çekim gücü yani bir elektronun hissettiği yük çekirdek üzerindeki yükten daha az olacaktır. Perdeleme bir bakıma yanlış bir adlandırmadır. Çünkü bir elektronun çekirdek yükünü diğer elektronun bloklaması değildir. Daha çok pozitif çekim gücünün negatif itme kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilmesidir. Perdeleme kavramını düşünmenin en iyi yolu gözümüzde ne olduğunu canlandırmaktır. Perdeleme kullanılan bir kavramdır. Orada ne olduğunu tam olarak bilemesek bile hayal edebiliriz. Şimdi burada ne olduğunu düşünmeye çalışalım. Helyum atomunda iki ekstrem durumu gözümüzde canlandıralım. İlkinde hidrojen çekirdeğinin üzerindeki yük nedir? Yani Z nedir? Artı 2. Yük gerçekten artı 2'ye eşittir. Bunun için artı 2 veya artı 2E yazabiliriz. Buradaki E elektron üzerindeki yükün mutlak değeridir. Eşitliğe koyduğumuzda sayının sadece mutlak değerini kullanırız. Şimdi ne olacağını düşünelim. Helyum atomunda iki elektron varsa iki ekstrem şekilde perdelenebilir. İlk ekstrem durumda birinci elektronun çekirdekten çok uzak olduğunu farz edelim. Buna elektron 1 diyelim. İkinci elektron ise çekirdeğe çok yakın olsun. Burada perdelemeyi klasik anlamda düşünelim. Çekirdeğin pozitif yükünün bir kısmını bloklayalım. Çekirdek yükünün tamamı etkisiz hale gelir. Hatırlayın, elimizde artı 2 çekirdek yükü ve eksi 1 elektron yükü var. Bloklama tam olursa bu durumda etkin çekirdek yükü artı 1 olur. İlk ekstrem durumda elektron 1'in hissedeceği etkin çekirdek yükü artı 1'e eşit olur. Şimdi bu perdeleme olduğunda elektronun bağlanma enerjisinin ne olacağını hesaplayalım. Tekrar hatırlatıyorum. Bağlanma enerjisi fiziksel olarak negatif iyonlaşma enerjisidir. Bunun doğruluğunu deneysel olarak böyle kontrol edebiliriz. Bağlanma enerjisi eşittir
eksi etkin çekirdek yükünün karesi çarpı Rydberg sabiti bölü n karedir. Elimizdeki değeri bu formülde yerine koyalım. Bağlanma enerjisi eşittir eksi 1'in karesi çarpı Rydberg sabiti bölü 1'in karesi olur. N 1'e eşittir çünkü 1 esorbitalidir. Cevap çok bildik bir değerdir. Bağlanma enerjisi eksi 2.18 çarpı 10 üzeri eksi 18 jül olacaktır. Bu değer hidrojen atomunun bağlanma enerjisine eşittir. Bu çok mantıklıdır çünkü birinci ekstrem durumda ikinci elektronun tam bir perdeleme yaptığını düşündüğümüzden birinci elektronun hissedeceği çekirdek yükü hidrojen atomunun yüküne eşit olmalıydı. Şimdi ikinci ekstrem duruma bir göz atalım. Helyum atomunda B ekstrem durumu nedir? Çekirdek yükü yine artı 2'dir. Bu defa elektron 1 çekirdeğe daha yakındır. Elektron 2 çekirdeğe oldukça uzaktır ve çekirdek yükünü perdelemesi mümkün değildir. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. Elektron 1'in hissedeceği çekirdek yükü artı 2 olacaktır. Şimdi bu değerleri yukarıdaki eşitlikte yerine koyalım. Sayıları tekrar yazalım. Bağlanma enerjisi eşittir. Eksi artı 2'nin karesi çarpı Rydberg sabiti bölü 1'in karesidir. N değeri yine 1'dir. Çünkü buradaki orbital hala 1s orbitalidir. Sonuçta bağlanma enerjisi eksi 8.72 çarpı 10 üzeri eksi 18 jül olacaktır. Şimdi bu iki ekstrem durumu mukayese edelim. Birinci ekstrem durumda etkin çekirdek yükü artı 1'di. Tam bir perdeleme vardı. Elektron 2 çekirdeği tamamen perdeliyordu. Elektron 1'in hissettiği çekirdek yükü artı 1'di. İkinci ekstrem durumda elektron 2 çekirdeği hiç perdelemiyordu. Çünkü çekirdekten çok uzaktı. Elektron 1'in hissettiği çekirdek yükü artı 2 idi. Şimdi düşünelim. İki ekstrem durumu biliyoruz. Fakat gerçek nedir? Gerçek değer olarak iyonlaşma enerjisini alabiliriz ve bunu deneysel olarak ölçebiliriz. Helyum atomunun iyonlaşma enerjisinin deneysel değeri 3.94 çarpı 10 üzeri. Deneysel olarak bulduğumuz değer, hesapladığımız bu iki ekstrem iyonlaşma enerjisinin arasına düşmektedir. Perdeleme bu iki ekstrem durum arasında bir yerdedir. Ne tam bir perdeleme olmaktadır ne de hiç. İyonlaşma enerjisinin deneysel değerini bilirsek, etkin çekirdek yükünün neye eşit olacağını hesaplayabiliriz. İyonlaşma enerjisi bağlanma enerjisinin eksi işaretlisidir. Yani iyonlaşma enerjisi eşittir etkin çekirdek yükünün karesi çarpı Rydberg sabiti bölü n karedir. Burada iyonlaşma enerjisini hesaplamak yerine etkin çekirdek yükünü hesaplamak isteriz. Bunun için elimizdeki eşitliği yeniden düzenleriz. Şöyle ki etkin çekirdek yükü eşittir n kare çarpı iyonlaşma enerjisi bölü Rydberg sabiti ve bunların hepsinin 1 bölü 2. kuvvetine eşittir. Burada n'in değeri nedir? Evet, 1. İyonlaşma enerjisinin değeri nedir? Evet, deneysel değeri 3.94 çarpı 10 üzeri eksi 18 jül bölü 2.18 çarpı 10 üzeri eksi 18 jül. Hepsini parantez içine alalım. 1 bölü 2. kuvveti. Eşittir. Artı 1.34. Bulduğumuz değer helyum atomunun gerçek etkin çekirdek yüküdür. Bu sizin için makul bir sayı mıdır? Makul bulanlar el kaldırsın.
makul olmadığını düşünen var mı? Bu sayının iki ekstrem durum arasında olup olmadığına bakarak kontrol edebiliriz. Bildiğimiz gibi bu değer birden büyük olmalıdır. Çünkü tam bir perdeleme olduğunda en küçük etkin çekirdek yükü 1 olur. Diğer taraftan 2'den küçük olmalıdır. Çünkü hiç perdeleme olmasaydı en büyük etkin çekirdek yükü 2 olurdu. Bulduğumuz değer bu ikisinin arasında olduğu için makul, yani anlamlıdır. Diğer bir örneğe bakalım ve bulduğumuz sonucun anlamlı olup olmadığına karar verelim. Deneysel iyonlaşma enerjisini bildiğimiz sürece her atomun etkin çekirdek yükünü hesaplayabiliriz. Sizden burada hesaplamanızı istemiyorum. Çünkü hesap makinesi gerekiyor. Yapacağınız şey cevap listesine bakarak etkin çekirdek yükünün ne olabileceğini kontrol etmeniz. Lityum atomunun 2s orbitalinin etkin çekirdek yükü için ekranda verilen değerlere bakınız ve hangisinin mümkün olabileceğini söyleyiniz. Z eşit 3'tür. Son 10 saniye. Çoğunluk doğru yapmış. Bazıları biraz karıştırmış. Hadi şimdi bunu bir düşünelim. Burada Z 3'tür. Çekirdek diğer iki elektron tarafından tamamen perdelenseydi, çekirdekteki artı 2 yük tamamen etkisiz hale gelirdi. Şimdi aralarındaki farkı alalım. Geride ne kaldığını görelim. 3 eksi 2 eşittir 1. Etkin çekirdek yükü 1 olurdu. 1 değeri en düşük etkin çekirdek yüküdür. Cevaplardaki 0,39 ve 0,87 değeri bu nedenle mümkün değildir. Çünkü en düşük değer artı 1 olmalıydı. Çoğunuz 4. şıkkın niçin olmayacağını anlamıştır sanırım. Hiç perdeleme olmasa bulunacak maksimum değer 3 olmalıydı. Buradaki 3,19 sayısı anlamsızdır. Bu iki ekstrem durum arasına düşen değer 1,42'dir. Kontrol ettiğimizde görmek istediğimiz şey etkin çekirdek yükünün bu iki ekstrem durum arasına düşmesidir. Geri dönün, bu soruya tekrar bakın ve üzerinde düşünün. Bu iki ekstrem örneğe baktıktan sonra bu size mantıklı gelebilir. Bu hafta sonu konuyu tekrar gözden geçirin ve şıkları yorumlayın. Veya problem setinizdeki cevabı hesaplayabilirsiniz. Bundan sonraki problemlerde doğru mu yanlış mı yoksa makul mü değil mi bu şekilde karar verebilirsiniz. Perdeleme kavramını tartışmanın genel bir amacı vardı. Şimdi geri dönelim ve bu orbitallerin niçin böyle sıralandığını düşünelim. Bildiğimiz gibi çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerjileri hem n hem de l değerine bağlıdır. Fakat şu soruların cevaplarını henüz hala veremedik. Mesela 2s orbitalinin enerjisi 2p orbitalinden niçin daha düşüktür? Bu sorulara cevap vermek için perdeleme kavramını düşünmemiz gerekir. 2s orbitalinin niçin daha düşük enerjili olduğunu açıklamaya çalışalım. Bunu yaparken bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Baş kuantum sayısını sabit tutmamız gerekir. Mesela ikinci kabuk veya üçüncü kabuktaki orbitallerin enerjileri için konuşabiliriz. Aynı kabuktaki orbitalleri mukayese edecek olursak, daha düşük L değerine sahip olan orbital çekirdeğe daha çok yaklaşır. Bu daha önce tanıttığımız girgenlik kavramıdır. S, P ve D orbitallerinin radyal olasılık dağılımlarını incelediğimizde bahsi geçmişti. O zaman sadece tek elektronlu atomları konuşmuştuk. Şimdi ise çok elektronlu atomlarda ve perdelemenin olduğu durumlarda ne olduğunu konuşacağız. Burada önemli olan orbitallerin girginliğidir. Girginliği fazla olan elektronların olasılık yoğunluğu çekirdeğe çok daha yakındır. Bunları üst üste bindirelim.
Örneğin 2s orbitalinin radyal olasılık dağılımını 2p'nin üzerine koyalım. Şunu görürüz. 2s orbitalinin çekirdeğe daha yakın bir yerinde ufak bir olasılık yoğunluğu vardır. Ve bu çok önemlidir. Bu olasılık yoğunluğu çekirdeğe 2p'den daha yakındır. Hatırlatırım, bu orbitallerin boyutları ile tam ters bir durumdu. Çünkü 2p'nin daha küçük bir orbital olduğunu biliyoruz. Örneğin radyal olasılık dağılımı hakkında konuşurken en olası yarıçapın 2p orbitalinde çekirdeğe daha yakın olduğunu söylemiştik. Burada önemli olan en olası yarıçapın nerede olduğu değildir. Önemli olan elektronların çekirdeğe ne kadar yaklaşabildiğidir. 2s elektronları çekirdeğe daha çok nüfuz edebilir ve 2s elektronları 2p elektronlarından daha az perdelenir. Çünkü çekirdeğe daha çok yaklaşabilirler ve etkin çekirdek yükünü daha fazla hissederler. Şimdi 3p ve 3d orbitallerindeki elektronları mukayese edelim. Aynı şeyleri tekrarlayacağız. 3p elektronlarının gerginliği daha büyüktür. Çekirdeğe daha çok yaklaşırlar. Çünkü 3p elektronlarının ufak bir olasılık yoğunluğu çekirdeği 3d orbitallerinden çok daha yakındır. 3s ve 3p orbitallerinin radyal olasılık yoğunluklarını üst üste koyalım. 3s orbitalinin küçük bir olasılık yoğunluğunun çekirdeği 3p'den daha yakın olduğunu görürsünüz. Burada bir eğilim ortaya çıkar. S orbitalin enerjisi en düşük, onun üzerinde p orbitali, onun üzerinde de d orbitali vardır. Şimdi elimizde perdeleme kavramı var ve bunun radyal olasılık dağılımından farkını konuşacağız. Nedenini daha ayrıntılı bir şekilde düşünebiliriz. Örneğin lityum atomuna bakalım. Lityumun elektron dizilişini 1s2, 2s1 şeklinde yazarız. Bunun yerine 1s1 orbitalini atlayarak 1s2, 2p1 şeklinde yazmayız. Niçin? Basit bir cevap, 2s orbitalinin 2p orbitalinden niçin daha düşük enerjili olduğunu açıklayamaz. Fakat şimdi daha kapsamlı bir yanıtımız var ve bunun neden olduğunu açıklayabiliriz. Tekrar konuşmamız gereken şey etkin çekirdek yüküdür. 2p elektronlarının hissettiği etkin çekirdek yükü 2s elektronlarından daha küçüktür. Sanırım bunu söylemenin en kolay yolu şuradakine bakmaktır. Çekirdeğe yakın bir yerde küçük bir olasılık yoğunluğu mevcuttur. Yapacağımız şey bütün radyal olasılık dağılımın üzerindeki etkin çekirdek yükünü bulmaktır. 2p'nin ortalama etkin çekirdek yükü 2s'in ortalama etkin çekirdek yükünden daha küçüktür. Her bir orbitalin gerçek enerji seviyeleriyle etkin çekirdek yüklerinin ilişkili olduğunu biliyoruz. Bunu şu eşitliği kullanarak yapabiliriz. Bu formülü tekrar tekrar görüyoruz. Örneğin 2s orbitalinin etkin çekirdek yükü 2p orbitalinin etkin çekirdek yükünden daha büyüktür. Eğer bu değerleri formülde yerine koyarsak 2s orbitali için daha büyük negatif bir değer elde ederiz. Yani 2s orbitalinin enerjisi 2p orbitalinin enerjisinden daha küçük olur. Şunu karıştırmayın. Etkin çekirdek yükünü paya koyuyoruz. Daha büyük bir değer elde ederiz ama formülün önünde eksi var. Bu nedenle elde edilen enerji daha küçük olur. Payın değeri arttıkça negatif sayı büyür ve orbitalin enerjisi azalır. Şimdi elektron dizilişine geri dönelim. Orbitallerin enerjilerinin niçin böyle sıralandığı konusunda bir fikrimiz var. Örneğin 2s'in niçin 2p'den daha düşük olduğunu biliyoruz. Artık herhangi bir atom için elektron dizilişini yazabiliriz. Bu kat yapı veya Auffbau kuralına aşina olduğunuzu biliyorum. Liseden görmüş olmalısınız. Elektronların orbitallere doldurulması ile ilgilidir. Hem n hem de l kuantum sayılarına bağlıdır. En düşük enerjili orbitalden başlanır, sonra gittikçe daha yüksek enerjili orbitaller doldurulur. Elektron dizilişini yazabilmek için Auffbau ilkesini uygularız. Ancak iki kural daha var. Bunlardan biri Pauli dışarılama ilkesidir ve Perşembe günü görmüştük. Bu ilkeye göre bir orbitalde en fazla 2 elektron bulunur. Bu mantıklıdır çünkü her elektronun 4 kuantum numarasından en az birinin farklı olması gerekir. Bunu sağlamanın tek yolu aynı orbitalde bulunacak 2 elektronun spinlerinin farklı olmasıdır veya her orbitalde en fazla 2 elektron bulunmalıdır. İkincisi Hund kuralıdır. Bu kurala göre
eş enerjili orbitallerde elektronlar her bir orbitale önce teker teker girer, sonra eşleşmeye başlar. Örneğin P orbitallerinde elektronlar önce PX, PY ve PZ orbitallerine girer. Bundan sonraki elektronlar orbitallere zıt spinli olarak yerleşerek ikinci sırayı oluştururlar. Bu sezgisel olarak mantıklı bir durumdur. Çünkü orbital enerjisini en aza indirmek için elektron itme terimlerini minimumda tutmak gerekir. Bu nedenle her bir orbitale önce tek elektron koymak, sonra eşleştirmek mantıklıdır. Üçüncü önemli şey şudur. Eş enerjili orbitallerde elektronlar paralel spinli olmalıdır. Yani hepsi yukarı spinli veya hepsi aşağı spinli olmalıdır. Buradaki spin 4. spin kuantum sayısıdır ve Schrödinger eşitliğinin relativistik çözümünden kaynaklanır. Bunu sezgisel olarak bilmek kolay değildir. Ama eş enerjili orbitallerde ikinci sıra dolmadan önce hepsinin spinleri aynı olmalıdır. Özetle eş enerjili orbitallere elektronlar maksimum paralel spin verecek şekilde yerleşirler. Şimdi bu kuralların nasıl uygulandığına bakalım. Örnek olarak oksijen atomunun elektron dizilişini yazalım. Oksijen atomunun 8 tane elektronu vardır. Bu 8 elektronu Auffbau kuralına uygun olarak dolduralım. İlk elektron 1s orbitaline girer. Başka bir seçeneğimiz yoktur. İkinci elektron da aynı orbitale girer. Sonra 2s orbitaline geçeriz ve 2 elektron daha yerleştiririz. Sıra 2p orbitaline gelir. Unutmayın, önce 2px, sonra 2pz ve daha sonra 2py orbitaline paralel spinli toplam 3 elektron koyarız. Sonra ikinci sırayı koymaya başlamaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Son elektronu 2px orbitaline zıt spinli olacak şekilde yerleştiririz. Aslında 2py veya 2pz orbitalini de koyabilirdik. Hangisine koyacağımızın bir önemi yoktur. Çünkü hepsi eş enerjilidir. Oksijen atomunun elektron dizilişi için burada gördüğümüz enerji seviyelerini yazmamız gerekir. Şimdi yapalım. 1s2, 2s2, 2p üzeri 4. Bu doğrudur ama çok ayrıntılı değildir. Bir şeye işaret etmek istiyorum. Size özel olarak ML değeri sorulmadıkça elektronların hangi p orbitallerine girdiklerinin bir önemi yoktur. Ama bazen bunları açık olarak yazmanız istenebilir. Ama istenmedikçe yazmayın. Daha ayrıntılı olarak şöyle yazabiliriz. 1s2, 2s2, 2px2, 2pz1, 2py1. Tekrar ediyorum. Genel olarak üstteki gibi yazılır. Ama bunu açık olarak yazmanız istenirse nasıl yazılacağını bilmeniz gerekir. 3 tane p orbitali ayrı ayrı yazılmalı ve alt kabuklar belirtilmelidir. Şimdi clicker sorusu yapalım. Auffbau kuralını kullanarak elektron dizilişinin nasıl yazılacağını soracağım. Karbon atomunun doğru elektron dizilişini belirleyin. Burada Z'nin değeri 6'dır. Ev ödevlerinizle ilgili olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ders notlarınızın arkasına periyodik çizelge geliştirdim. Üzerinde elektron dizilişleri yok. En iyisi elektron dizilişleri için pratik yapmak. Size sınavda aynı periyodik çizelge verilecek. Problem setini yapmak size pratiklik kazandıracaktır. Son 10 saniye. Pekala. Bu başarı oranı en yüksek soru oldu. Çoğunuz doğru elektron dizilişini işaretlemiş. İkinci en popüler cevapta bu oran %5. Oldukça düşük bir sayı. 2 elektron 2px orbitaline konmuştu. Unutmayın, eş enerjili orbitallerde elektronları her bir orbitale paralel spinli koymalıyız. Hepiniz elektron dizilişi konusunda uzman gibisiniz. Daha karmaşık elektron dizilişlerine geçelim. Örneğin bundan sonraki periyoda geçelim.
Her bir periyot yeni bir baş kuantum numarasıyla başlar. İkinci periyot dediğimizde 2s orbitali ile başlamamız gerekir. Üçüncü periyodu doldurmaya 3s orbitalinden başlanır. Üçüncü periyodu konuşacak olursak ilk atomu sodyum, son atomu argondur. Sodyumun elektron dizilişine yazacak olursak, ki sonra deneyebilirsiniz ve hepinizin doğru yazacağından eminim, burada sodyum atomunun elektron dizilişini görüyorsunuz. 1s2, 2s2, 2p6 ve sonra üçüncü kabuk dolmaya başlar. 3s1. Burada iç veya kor elektronlar ile değerlik elektronları arasındaki farkı göstermek istiyorum. Dolu kabuktaki elektronların hepsine iç elektron ya da kor elektron deriz. Kimyada iç elektronlardan çok söz edilmez. Çünkü çoğunlukla bağ yapımına veya tepkimeye katılmazlar. Çok derindedirler ve çekirdek tarafından çok sıkı tutulurlar. Bu nedenle ayrı ayrı yazmaktansa hepsini bir araya getiririz ve iç elektronlarla aynı elektron dizilişindeki asal gazın adını yazarız. Örneğin sodyumda iç elektronlar için neon yazılır. Sodyum eşittir neon 3s1. Buradaki 3s1 elektronuna veya dış kabuktaki elektronlara değerlik elektronlar adı verilir. Bunlar kolayca uyarılabilir, bağ oluşturabilir, diğer atomlardan elektron alabilirler veya o elektronları verebilirler. Çünkü çekirdekten en uzak elektron bunlardır. Bu nedenle değerlik elektronları çok ilginçtir. İç elektronları veya asal gaz elektron dizilişine yazmanız önemli değildir. Daima değerlik elektronlarını yazarız. Örneğin sodyum için önce neon, asal gaz köşeli parantez içine alınır, sonra 3s1 yazılır. Aşağı doğru inebiliriz. Manezyum ve alüminyumla devam ederiz. Hepsinde asal gaz neondur. Şimdi dördüncü periyoda bakalım. Bu periyotta bazı istisnalar vardır. Bu nedenle biraz daha karmaşıktır. Fakat istisnaları hatırlamak zorundasınız. Sonrası kolay. Ne sorulursa sorulsun yazarsınız. Dördüncü periyot 4s1 ve potasyum ile başlar. Dördüncü periyotta dikkat edeceğiniz şey üçüncü elementtir. 4s2 ile devam ederiz, sonra 3d'ye geri döneriz. 4s orbitali gerçekten 3d orbitalinden biraz daha düşük enerjilidir. Bu enerji sıralaması her zaman aklınızda bulunsun. Bunu aklınızda tutmanız için birazdan bir yol önereceğim. 4s orbitalinin enerjisi 3d orbitalinden birazcık daha düşüktür. Çünkü 3d orbitali 3. kabuktaki en yüksek enerjili orbiteldir. 4s ise 4. kabuktaki en düşük enerjili orbiteldir. Ve öyle bir hale gelir ki 4s orbitalini 3D'den önce doldurmanız gerekir. 4S'den sonra 3D1, 3D2, 3D3 şeklinde doldururuz. Krom atomuna geldiğimizde bir problem ortaya çıkar. Krom atomunda elektron dizilişinin 4S2, 3D4 olmasını bekler. Ama onun yerine 4S1, 3D5 şeklinde dolar. Bu Auf-Bau serisindeki ilk istisnadır. Bunun nedeni yarı dolu d orbitalinin varlığından kaynaklanır. Çünkü yarı dolu d orbitali öngörümüzden daha kararlıdır. Bunun olacağını daha önceden öngörebilmemiz mümkün değildir. Çünkü burada kullandığımız basit bir teori ile bu durumu tahmin edemeyiz. Ama deneysel olarak bu gözlenir. Yarı dolu d orbitali 4s2, 3d4'ten daha kararlıdır. Bu bir istisnadır ve bunu hatırlamanız gerekir. Dördüncü periyotta bilmeniz gereken diğer bir istisna bakırda gözlenir. Buraya tekrar bakalım. 4s2 yerine 4s1 geçmiş. Sonuç 4s1 3d üzeri 10'dur. Halbuki beklentimiz 4s2 3d üzeri 9'du. Bu istisna da deneysel gözlemlerden elde edilmiştir. Dolu d orbitalinin enerjisi daha düşüktür. Basit bir hesaplama ile bu durumu teorik olarak öngörebiliriz. Tekrar ediyorum. Bu iki istisnayı hatırlamanız gerekecek. Deneysel olarak gözlenen bu istisnaları genelleştirebiliriz.
Dolu D10 ve yarı dolu D5 orbitallerinin enerjisi beklentilerimizden daha düşüktür. Eğer S orbitalinden sadece bir elektron alarak yarı dolu veya tam dolu D orbitali elde ediyorsak, bu durumda elektronunu S orbitalinden D orbitaline transfer ederiz. 5. periyotta da aynı şey gözlenir. Buradaki istisnalar molibden ve gümüş atomlarındadır. Krom ve bakır atomunun bir altındaki elementlerdir. Molibden de yarı dolu, gümüşte tam dolu kararlılığı vardır. Orbitallerin enerji sıralamasını doğru olarak yazabilmek için çaprazlama kuralı mevcuttur. Ekranda görüldüğü gibi okları izlerseniz doğru sıralamayı elde edersiniz. Çaprazlama kuralında bir s orbitalinden başlanır, sonra 2p, 3s, 3p, 4s böylece devam eder. Sınavda bu şemayı hızlıca yazabilirsiniz. Fakat aslında periyodik çizelgeye bakarsanız oradaki döngünün bu sıralamayı verdiğini kolayca görürsünüz. Elektron dizilişini doğru yazmak için hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Bugün bahsetmek istediğim son şey iyonların elektron dizilişini nasıl yazacağımızı göstermektir. Artı yüklü iyonlarda bu biraz farklı olacaktır. Burada kuralları biraz değiştirmemiz gerekecek. Bildiğimiz gibi 3D orbitalin enerjisi 4S orbitalinden biraz daha yüksektir. Potasyum ve kalsiyum için orbitallerin enerjilerini burada görmektesiniz. 4s ve 3d orbitallerinin enerjisi birbirine çok yakındır. Fakat 3d orbitali dolmaya başladığında enerjisi hızla 4s orbitalinin altına düşer. Önce 4s orbitalini doldururuz, sonra 3d orbitallerini doldurmaya başlarız ve enerjisi hızla düşer. Bu durum nötral atomlarda bir fark yaratmaz. Önce 4s orbitali doldurulur çünkü daha düşük enerjilidir. Sonra 3d orbitallerine geçilir. Örneğin, titanyum atomunun elektron dizilişine bir bakalım. Argon 4s2, 3d2. Nötral olduğu sürece endişelenecek bir durum yoktur. Problem iyonlarda ortaya çıkar. Burada şunu işaret etmek istiyorum. Artık atomdaki 3d2 elektronların enerjisi 4s2'den daha düşük olacaktır. Elektron dizilişini gerçek enerji sıralamasına göre 3d2 4s2 şeklinde yazmamız gerekir. Elektron dizilişini yazarken hangisini tercih etmemizin daha iyi olacağını sorabilirsiniz. Nötral atom için yazacak olursanız her iki elektron dizilişi de kabul edilir. Her ikisi de doğrudur. Bazı durumlarda doldurma sırasına göre, bazı durumlarda enerji sırasına göre yazmayı tercih edebilirsiniz. Burada önemli olan 3D'nin dolduktan sonra enerji seviyesinin 4S orbitalin altına düştüğünü biliyor olmanızdır. Titanyum katyonunun elektron dizilişini yazmamız için bu bilgiye ihtiyacımız vardır. Örneğin, titanyum artı 2 iyonunun elektron dizilişinin sorulduğunu düşünelim. Artı 2 yüklü iyon nötr atomdan 2 elektronun uzaklaşmış olduğu anlamına gelir. Bu 2 elektronu en yüksek enerjili orbitalden uzaklaştırmamız gerekir. Bunun için elektron dizilişini enerji sıralamasına göre yazmak daha uygun olur. Çünkü bu yazılış 4s orbitalinin daha yüksek enerjili olduğunu ve 2 elektronun bu orbitalden atılması gerektiğini gösterir. Titanyum artı 2 iyonu için doğru cevap argon 3d2'dir. Eğer bu elektron dizilişini orbital sıralamasına göre yazmış olsaydık, belki de argon 4s2 şeklinde yazardık. Geçiş elementlerinin katyonlarını yazarken bu gerçeği aklımızdan çıkartmayalım. Çarşamba günü fotoelektron spektroskopisini göreceğiz. İyi hafta sonları.